Benim kaçtığım yer 1,5 saatlik yol. Peker, bizim de yerimiz 1,5 saat sana kardeş. İstediğin zaman gelebilirsin. Yalandan yere kolpa yapma. Selamünaleyküm. Geçenlerde bir video paylaşmıştın. Sedat Peker'le ilgili. Alaaddin Çakıcı'ya karşı bir tavır takındığını hissettik. Alaaddin Çakıcı bizim çok sevdiğimiz bir abimizdir. Babamın cezaevi arkadaşı. Yakın dostumuzdur kendisi. Sedat abi de bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. O da babamın arkadaşıdır. Saygı duyduğum bir insandır. O anki bir ruh haliyle Sedat Peker'e bir video çektim. Yaptığının yanlış olduğunu beyan etmek için. Fakat abilerim, yakın dostlarım, Alaaddin abinin yakın arkadaşları bana telefonla ulaşıp yaptığım yanlış olduğunu, böyle bir video keşke yapmasaydım. Sedat abi arayıp sorsaydım aslı var mı diye beni ikaz ettiler. Benim babam da yıllarca gayrimeşru alemde kovalayıp makam mevki sahibi bir insandı. Herkes tanır. İsmini vermeye de gerek yok. Bilen biliyor. Sedat Peker'i seviyor muyum? Seviyorum. Saygı duyuyor muyum? Duyuyorum. Alaaddin abi çok seviyorum. İkisi de benim abim, bir de isimdir. Ben bu videoyu kaldıralı çok oldu. Fakat bazı siteler bu videoyu kopyalayıp yapıştırıp paylaşıyorlar. Benimle alakası yok. Baba dostlarım, Sedat abinin yakın arkadaşları beni aradı, buldular. Gereken bilgiyi verdiler. Ben de yaptığım videoyu kaldırdım. Sedat Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Benim gayrimeşru alemde hiçbir alakam, ilgim yoktur. O ortamlarda da işim, bezim yoktur. Babamın tarafıyla ben bu alem içerisinde büyüdüm. Sedat Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Allah onları var etsin. Başka da adam tanımıyorum. Bu alemde iki tane reis var. Birisi Alaaddin abi, öbürü Sedat Peker. Sakın bu videoyu R yaptı falan filan sanmayın. Sedat abinin bununla hiçbir bilgisi yok. Beni aramadı. Ben kendi yaptığımın yanlış olduğunu bildiğim için bu videoyu çekiyorum. Sedat abimi seviyorum. Allah onun ömrünü uzun etsin. Alaaddin Çakıcı'ya da kalan ömründe Rabbim onun yanında olsun. Alaaddin Çakıcı için her şey yaparız. Sedat abi için de. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Buradan Sedat Peker'e sesleniyorum. Öyle orada telefonla konuşup yok 1,5 saatte benim gelmem falan diyorsa gel kardeşim. Sakarya'dayım ben. Benim adım Emre Niş. Tamam. Öyle 1,5 saate geliyorum gidiyorum. Geliyorsun da çakal. Ne işin var lan senin orada? Gel buraya. Bak o kılıfı ben sana giydiriyorum mu giydirmiyorum mu? Sayın Alaaddin Çakıcı'ya gerek yok. Ben sana o kılıfı giydireceğim oğlum. Ben sana dedim ki akıllı ol. Anladın mı? Sedat Peker. El elden üstündür ha. Bunu unutma. Bin liralık mermilik değerim var. Varsa maşan Sakarya'ya gel, beni ara. Sakarya'da beni bütün taksicilere sor. Beni bul. Yiyorsa gel Sedat Peker. Tamam mı? Öyle oradan ben o kılıfı takarım, bunu giydiririm. Gel ben sana kılıfı kralını giydireceğim burada. Tamam mı? Ali yazar, beni bozar. Siker adamı ada pazar. Sedat Peker. Akıllı ol lan. 15 gün önce alkollü bir ortamda arkadaşlarla beraber içtiğimizde bilmeden, istemeyerek de olsa bazı konuşmalar yapmışız Sedat Peker hakkında. Bunlar kayıt altına alınmış. Çok üzüldüm bugün gördüğümde bunu internete düştüğünü gördüm. Ama şunu belirtmek isterim. 15 gün önce olan bir olay. Bugün internete düşmesi, bunu yapan kişiler herhalde benim düşmanlarım. Onu da bilmiyorum. Onları da Allah'a haber ediyorum. Onun dışında bugün internette gördüğüm gibi çok üzüldüm. Çok
Çok da utandım Sedat abinin dolayı. Çünkü biz Sakarya'dayız. Sedat abim de Sakarya'nın bir abisidir. Türkiye'nin bir abisidir. Hepimizin abisidir. Oraya gittikleri hiçbir zaman unutulmaz. Özellikle Sakarya'da. Bu yaptığından dolayı çok utandım. Kendisinden çok çok özür diliyorum. Onun dışında yani bu videoyu paylaşan arkadaşlar niye bunu da yaptığını da anlamadım. Yani beni neden Sedat abiyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar? Nedir bana bu kadar düşmanlıkları? Onu da bilmiyorum. Ama Sedat abi bunu bana ver dese ben onun için yapmayacağım hiçbir şey yoktu. Çünkü bize örnek olan bir abidir kendisi. Çok sevilen biridir özellikle Sakarya'da. Yani bu konuştuktan dolayı yanına bile gelmiş olsam eminim yüzüne bile bakamam. O kadar utandım kendisinden dolayı. Ve bu videoyu paylaşan arkadaşlara sesleniyorum burada. Bu paylaştığınız videoları sizden rica, çok rica ediyorum. Bunları kaldırın arkadaşlar. Bizim abimizdir, biz de onun kardeşiyiz. Gelmiş beni tehdit ediyormuş neymiş, ben Sedat Peker'le ilgili falan video paylaşmıştım yani. Senin Sedat Peker'inin de amına koyayım, senin de amına koyayım. Orospu çocuğu, anasını siktiğimin çocuğu, sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun? Bu ülkede herkesin kendine göre bir çevresi vardır. Beni gezen kirşine davet ediyormuş, beni oraya davet ediyormuş, beni buraya davet ediyormuş. Ulan istediğin yere davet et lan beni. Senden mi korkacağım dal yaprak? Senden mi korkacağım amın feryadı? Senden korkan senin gibi olsun. Kelto şişko. Adama benzemedik sülük. Sen kendini ne zannediyorsun lan? He? Sen kimsin oğlum? Kaç kuruşluk adamsın? Göt veren. Anası sikilmişin oğlu. Gelmiş beni tehdit ediyor. Zaten canım sıkkın. Amına kodumun çocuğu. Hıncımı senden almayın. Anasına uğradığını siktiğimin ibnesi. Bana bak bana. Beni iyi dinle. Senin gücün, senin kilon beni yenmeye yetmez oğlum. Senin ananın amını sikerim. Senin ananın bıttısını sikerim. Selamun aleyküm. İsmim Tolga Salih Bal. Bundan 2 ay öncesinde Sayın Sedat Peker'le ilgili bir video paylaşmıştım. O videoda kendisine hakaret etmiştim, küfür etmiştim. Ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştum. Bundan ötürü çok ama çok pişman oldum. Ahsen TV benimle temasa geçti. Konuştuk, görüştük. Hasret abi ve Bülent abi benim kulağımı çektiler. Bana nasihatta bulundular. Ve bu videoyu çekmemi istediler. Bu pişmanlığımı dile getirmemi ve bunu size izleteceklerini söyledi ikisi. Ben de bu videoyu size çekiyorum reis. Umarım bu videoyu bir kere izlersiniz ve beni affedersiniz. Hakkınızı bana helal edersiniz. Benim hakkım varsa size helal hoş olsun. Ama nerede var benim hakkım? Asıl sizin bende hakkınız var. Onun için helal edin reis. Dediğim gibi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Pişmanım, üzgünüm. Heyecanlıyım, gencim. Gençliğime verin, heyecanlılığıma verin. Her genç, her insan hata yapar. Ben de bu hata hakkımı burada kullandım. Yani bundan ötürü de çok pişmanım. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Umarım beni affedersin reis. Cahilliğime verirsin. Gençliğime verirsin. Buradan Hasret abi ve Bülent abiye de bir kez daha huzurunuza teşekkür etmek isterim. Onların sayesinde kendime geldim. Beni kendime getirdiler. Pişman oldum. Umarım sen de beni affedersin. Bana bir şans daha verirsin reis. Bundan sonra sözüm söz. Adam gibi bir adam olacağım. Elimden geldiği kadar mert bir adam olacağım. Eskisi gibi olacağım. Özüme döneceğim. Sözüme döneceğim. Merak etme. Umarım benimle küçük bir temasa geçersin. Şöyle 2-3 dakika telefonda benimle görüşürsün. Seninle tanışmak çok istiyorum. Bu kadar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak. Herkese çok selamlar. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağlayan Ahsen TV'ye. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Oğlum! Birbirinize nazik ve saygılı olun. Burada bir tane var zaten, fazlasına ihtiyaç yok. Rahat olun.